Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellem ecmaîn. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün akşam aradım moderatör Bekir abi, ne anlatayım son 10 gün dedim. O da bana bazı konular vermiş. Hocam hangisini istersen seç, istediğin gibi anlat, hoca sensin dedi. Ondan sonra o konulara baktım. Sonra çocuklara dedim ki, oğlum size göre insanların, Müslümanların şu anda neye en çok, hangi konuya ihtiyacı var? Onlara sordum. Ondan sonra kızıma sordum. Ondan sonra hanıma sordum. Herkes bir şey söyledi, söyledi, söyledi. En son bir tane konuya karar kıldık. Konu şu: tembellik. Böyle bir hastalığımız var. İslam ümmetinde, Müslümanlar üzerinde, yakın çevremizde yakalanmayan neredeyse kimse yok gibi. Tembellik hastalığı. Bunun üzerinde birazcık konuşacağız. Acaba tembellik hastalığı tam olarak nedir? Kur'an'da ve hadislerde tembellikle ilgili bir şeyler geçer mi? Ve en önemlisi, tedavisi nasıldır? Bu 30 dakikalık dersimizde inşallah bu tembellik konusunu konuşacağız. Niye? Yani niyesi var mı? 20 gündür Adem Hoca anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Siz de dinliyorsunuz, dinliyorsunuz, dinliyorsunuz. Ama bu tembellik önümüze öyle bir engel ki harekete geçemiyoruz. Yani bu kadar anlattığımız nereye gidiyor? Şimdi demiş ki, nasılsın demiş, iyiyim demiş. Ya nasıl iyi olursun demiş. Niye demiş, iyiyim, gayet iyiyim. O kadar beddua nereye gidiyor demiş. Sana bu kadar beddua ediyorum, nereye gidiyor demiş. Nasıl iyi olabilirsin demiş. Şimdi aynı onun gibi, ya bu kadar sohbet nereye gidiyor? Kadir abi, Allah'ını seversen söyle. Yani hocam niye öyle diyorsun ya, işte şöyle olduk böyle olduk. İyi yani, bir şey demiyorum ben, suizanda bulunmuyorum ama ya bir sorun yok mu arkadaşlar? Yani bu kadar sohbet nereye gidiyor? Yani dünkü benle bugünkü ben aynıysam, evvelsi günkü benle bugünkü ben aynıysam 3 gündür, 20 gün önceki benle bugünkü ben aynıysam bu kadar 20 günlük sohbet nereye gitti yani? Niye bir şey olmadı? Hani 20 gün az süre değil. Sahabe geliyor peygamberimizin yanında Medine'de 20 gün kalıyor. Ondan sonra gidiyor memleketine. Herkes Müslüman oluyor adamcağızdan, sahabeden. Ne görüyorsa, ne yapıyorsa 20 günde ne öğrendin de bir gidiyor öyle o gittiği kavminde, kendi kavmine İslam'ı bir anlatıyor, bir yaşıyor. Hepsi diyorlar ki sen doğrusun diyorlar. Müslüman olup hepsi topluca geliyorlar. 20 gün uzun bir süre. Ama hani 20 gün, bak bugün 21. ders yapıyoruz. 20 gün önceki senle 20 gün sonraki sen, bugünkü sen aynıysan, abi bu sohbetler nereye gitti? 20 yıl olanları söylemiyorum. İçimizde 20 yıllık arkadaşlar da var. Onlara bir şey demiyorum. 30 yıllık olanlar var. Onlara da bir şey demiyorum ama 20 günlüklere diyorum yani. Ya hocam sen de bizdeki gelişmeyi hiç görmüyorsun yani. Bak işte ben 20 sene önce şöyleydim, şimdi böyleyim. Eyvallah da 20 senede bu kadar gelişme az değil mi sence birazcık yani Göksel abi? Güldürme beni şimdi. Evet hocam, kulaklık. Hayır, şöyle kılıcı kendimize saflayalım. Tamam Göksel abi, sen benim nazımı çekiyorsun. Göksel abi, Polat abi nazımı çeker. Başkasına söyleyemem de yani kılıcı kendimize bir saplayalım, şöyle bakalım ya ne çıkacak içimizden diye. Şimdi işin muhabbeti bir tarafa, gelin şuradan bir başlayalım. Kur'an-ı Kerim'de tembellikle ilgili birkaç ayet var. Bismillah şöyle buyurur. Bismillah. İnnel münafıkîne yuhâdûnallâhe ve huve hâdihum ve izâ kâmû ilâs-salâti kâmû küsâlâ. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah onlara gösterecektir. Ne demek aldatmak? Onlar özellikleri, birinci özellikleri, ve izâ kâmû ilâs-salâti kâmû küsâlâ. Namaza kalktıkları zaman küsâlâ, küsâlâ tembeller olarak kalkarlar. Tembel tembel kalkarlar. Tembel tembel kalkış nasıldır? Oturduğu yerden kalkacaksın ama biraz sonra ya kalkarız ya, uf ya, oh çok iyi oturdum ya. Hanım bir çay daha içelim ya. Öyle bir kalkış var ya. Şeyh kalkışı nasıl olur? Cesur kalkışı, tembelin zıttı. Vıt diye hemen kalkar.
vız diye gider hemen yani. O öyle insanlar herkes sever. Ayağı carı derler bizim Nevşehir'de. Ayağı çabuk insanlar. Tembel değildir yani. Oturamaz otur diyor da. Hareketli böyle. Bir iş olduğu zaman hemen fıt diye koşup gider. Onun tersi de tembel böyle ağır ağır kalkar. Yani görsen dersin ki Allah'ım ya senin kılacağın namaz senin olsun. Yeter ki tamam bir sus da git otur şurada gözümde gözükme. Öyle bir oyalanır, öyle bir ağırlaşır, öyle bir tembel kelimesi kesil. Keslan demek tembel demek. Hani biz adama sinirlerinde keslan diyor ya. Keslanın Arapça'da manası tembel demek. Tembel. Çok çok tembellik yapar. Sonra hadis-i şeriflerde de geçer. Aa bak Sübeyye kızımız da geldi maşallah. Hadis-i şerifte de geçer. Allahümme inni euzük bike minel aczi vel aceli vel keseli. Bak kesel geldi. Kesel tembellik demek. Allah'ım ben sana sığınırım. Acizlikten, acelecilikten ve tembellikten sana sığınırım. Demek ki tembellik kötü bir şey ki Peygamberimiz Allah'a sığınıyor tembellikten. Şimdi arkadaşlar tembellik nedir? Şu anda hepiniz kalkıp iftardan sonra şu vücudunuzun ağırlaştığı bir vakitte bilgisayarınızı, telefonunuzu hazırladınız, koydunuz. Karşısına geçtiniz. Adem Hoca'yı dinliyorsunuz. Allah razı olsun. İman problemi yok. Hiçbirinizde şu an burada dinleyenlerde. Niçin? Ya hakikaten hem oruç hem yorgunluk hem bu kadar şeyin üzerine tutuyorsunuz siz bir de bir süt alabilir miyim? Bir de hoca dinliyorsunuz ve 20 gündür dinliyorsunuz. Allah razı olsun. Hoşunuza da gidiyor. Sohbetten sonra dönüşler oluyor. Telefonlar, hocam hoşumuza gitti işte Allah razı olsun şu konuyu da anlatın falan. Güzel, muhabbetli gidiyor. Ama yani inanmayla ilgili sorun yok. Amele geçme, harekete geçme ile ilgili birçoğumuzda sorun var. Önce bende olmak üzere. Tembellik işte bu noktada gündeme geliyor. Bir şeyin olması gerektiğine inanıyorsunuz aslında. Doğru budur diyorsunuz. Güzel budur diyorsun. Olması gereken budur diyorsun. Ama şöyle düşünüyorsun. Ya bunu şimdi yapmasam sonra da yapsam olur. Tembelliğin erteleme ile bir ilişkisi var. Yani 5 dakika sonra olsa ne olur ki sanki? Bu tembellik işte. Şey diyor ki annesi diyor ki oğlum çöpe atıverir misin diyor. Tamam anne diyor. Aradan bir 15-20 dakika geçiyor. Oğlum hadi çöpe atıversen diyor. Anne diyor ki anne niye diyor hemen acele ediyorsun diyor. 10 dakika sonra olsa ne olur diyor. 10 dakika sonra olsa da bir şey olmaz. Ama senin yapmış olduğun iş tembellik. Yani olması gerektiğini biliyorsun. Bu çöpe atılacak değil mi? Evet. E niye şimdi hemen atmıyorsun? Engellik nedir? Engel olan şey nedir? O yapman gereken işe. Bakın başka bir şey daha söyleyeyim. Bunu çok iyi anlayacaksınızdır. Arabanızda gidiyorsunuz şehir arası yolda ve ezan vakti geldi. Öğlen ezanı okundu. İlk petrole girip namazınızı kılabilirsiniz değil mi? Ne diyorsunuz? Çoğunlukla şöyle oluyor. Hocam hele birazcık gidelim. Daha vakit var. Niye? Sonuçta o öğlen vakti için 15 dakika, 20 dakika vakit ayıracaksın değil mi? İster bunu vaktin hemen ilk anında ayır, ister ortasında, ister sonunda. Niye sonraya bırakıyorsun? Bunun adı tembellik işte kardeşler. Yapman gerektiği olduğuna inanıyorsun. İnanmayla ilgili sorun yok. Ama ertelemek. Biraz sonra, biraz sonra. Tembel olduğumuzdan. İkincisi, olmasa da olur diye inanıyoruz. Ne demek olmasa da olur? Yani o çöp atılacak. Diyor ki ya atmasam da olur, yarın atsam da olur. Hepsini birlikte atarım. Halbuki aslında o olmaz. Yani atmazsan olmaz. Çünkü o kokar, işte rahatsızlık verir, sinek oluşturur vesaire. Ama diyor ki kendince böyle bir inanç geliştiriyor. Olmasa da olur. Yarın da olsa olur. Öbür gün de olsa olur. Bulaşıkları bu akşam yıkamasam, yarın sabah yıkasam da olur. Aslında bu düşündüğün şey senin tembelliğin için tembelliğinin oluşturduğu bir bahane. Bal gibi de biliyorsun onun yarına kalmasının iyi bir şey olmadığını. Olmaz.
Ama sen onu içinde tembelliğine bahane bulmak için diyorsun ki olmasa da olur, yarın da olsa olur. Biraz sonra da olsa olur dediğimiz gibi. Dini konulara gelince. Mesela namaz kılmıyor bir arkadaş. Soruyoruz, niye kılmıyorsun? Yoksa inanmıyor musun? Yok, diyor, inanıyorum diyor. Dinimizde namaz kılmak çok önemlidir diyor. Rabbimiz diyor bize bunu borç yapmış diyor. Farzdır diyor. Eğer diyor namaz kılmazsak ahirette hesaba çekileceğimiz ilk konu namazdır diyor. Çok güzel. Eğer ki namazdan hesaba çekilip kaybedersek diğer ibadetlere bakılmayacak diyor. Hepsini biliyor. Eğer namazımız yoksa diyor Allah-u Teala cehennemde bizi ateşe atıp yakabilir diyor. Evet. Niye kılmıyorsun? Hemen başka bir düşünce geliyor. Bakın dini konularda şöyle bir düşünce geliyor. Tembelliğimizin bahanesi. Allah affeder ya. Gördünüz mü? Hep Allah'ın affına, mağfiretine güvenerek yapmamız gereken işleri yapmayız, terk ederiz. Tembelliğimizin sebebi budur. Allah affeder. Hocalar siz de anlatmıyor musunuz sürekli Allah affeder affeder diye? Evet anlatıyor, suç bizde zaten. Allah affeder affeder. Hep 20 gündür bunu anlattık. Allah affeder. Şimdi ne diyorsun Adem Hoca? Affetmez mi diyorsun? Yok Allah affeder de seni affeder mi bilmem. Senin garantin yok yani. Allah'ın affedeceğine garantisi var da kim affedeceğini bilmiyoruz. Çünkü ayet-i kerimede yağfiru limen yeşâ ve yuaddibu men yeşâ. Allah dilediğine azap eder, dilediğini affeder. Sen hangisinde olacağının garantisi yok. Ben senin için bir şey söyleyemedim. Söyleyemem, söyleyemem de. Yani Allah seni affeder kardeşim. Sen namazını kılmasan da olur. Ne ben diyebilirim, ne Peygamberimiz diyebilir. Allah dilerse seni de affedebilir, dilerse sana da azap edebilir. Garantisi yok. Allah'ın affetmeyi dilediklerinden misin? Bilmiyorum. Sen biliyor musun? Sen de bilmiyorsun. Öyleyse sen Allah affeder diye tembelliğe düşersen Allah affetmezse ne olacak? Bir de arkadaşlar dini konularda tembelliğimizin sebebi şu. Bize çok zor getirtilir nefsimiz. İçimizden bir ses. Çok zor. Zamanın behrinde bir arkadaşımız belki anlatmışımdır. Anlatmadıysam yine anlatayım. Anlattıysam yine anlatayım. Dedi ki hocam dedi hanımı ben ve o üçümüz gidiyoruz arabada. Şu bizim hanıma bir şey söyle de namaz kılmıyor kılsın dedi. Konumuz namaz değil. Oradaki tembellik noktasını açıklayacağım. Namaz kılmıyor bir şey söyle de namaz kılsın dedi. Ben de dedim ki ya abi ben ne söyleyeyim dedim yani. Aklı başında yenge hanım yani yaşını başını almış ben ne söyleyeyim dedim. Ya hocam sen yine de söyle dedi. Dedim ki yenge hanım ben sana namaz kıl demeyeceğim dedim. Fakat ben senden bir şey isteyeceğim. Ezanı duyuyor musun? Duyuyorum dedi. Bakın burada namaz kılmayan arkadaşlarımız varsa şu Ramazan günü aynı şeyi onlara da söylüyorum. Namaz kıl demiyorum ben. Ne yapacaksın? Ezanı duyuyor ya öğlen ezanı, ikindi ezanı. Kalk, abdest al, gel otur veya ne işin varsa işini yap. Sadece ezan okunduğunda abdest al. Niye bunu söyledim biliyor musunuz? Abdest alınca üzerinde şeytanın nefsin o ağırlığı gider, otomatik namaz kılar zaten. O yenge hanım ne dedi biliyor musunuz? Hocam zaten ben abdest alsam namazı kılarım ki dedi. Aa dedim, anladım namaza zor gelmiyor, abdest zor geliyor. Tamam o zaman yenge hanım ben sana yine namaz kıl demeyeceğim. Abdest de demeyeceğim, daha başka bir, daha kolay bir şey söyleyeceğim dedim. Abdest zor geliyorsa. Ezanı duyduğun zaman git çoraplarını çıkart, ayaklarını yıka sadece. Abdest alma, ayaklarını yıka sadece dedim. Dedi ki hocam zaten ben ayaklarım yıkasam abdest alırım. En büyük zorluğu söylüyorsun sen bana dedi. Aa, anladık ki ayaklarını yıkamaktan dolayı abdest almıyor. Abdest alamadığından namaz kılmıyor. Namaz zor gelmiyor, abdest zor geliyor. Abdest zor gelmiyor, ayaklarını yıkamak zor geliyor. Hemen abi dedim, abi dedim iş çözdük dedim. Ya bu daha kadar kolay bir şeymiş dedim. Hemen yenge hanıma güzel böyle incesinden çorap mesla. Yenge hanım sabah sıcak suyla bir defa ayağını yıkasın. Hemen o çoraplarını giysin, mesleğini giysin. Akşama kadar 24 saat, 30 defa abdest alsın hiç problem değil. O gün bugündür başladı. Hala namazı devam ettiriyor. Kocasının söyledi.
Şimdi ne oldu arkadaşlar? Önümüze şeytan böyle çok zor gösterir. Namaz çok zor, oruç çok zor. Bak hepiniz oruç tutuyorsunuz, 21 gün oruç tuttunuz, 20 gün oruç tuttunuz. Tutmayan bir adamla otursanız ne dersiniz? Ya abi hani ikinden sonra belki birazcık acıkıyorsun ama hepsi o kadar ya. Yani insansın, sen dayanırsın buna ya. Ne olacak ki? Dersin değil mi? Zaten var bir bu olan bir de. Ne dersiniz oruç? Oruç tutmayana ya zor değil dersin. Ama o adama ne kadar zor geliyor. Namaz kılmayana namaz ne kadar zor geliyor. Bir tane ama bu hep bakın tembelliğin göstergesi. Tembellikten dolayı zor geliyor. Ya bir yapsan zor olmadığını göreceksin. Sadece tembel olduğunu anlayacaksın. En son tembelliğin çaresi nedir onu da söyleyeceğim. Ama bir tane imamın hanımı, imam hanımı da abdestli namazlı bir ablamız bir gün dedi ki bana hocam dedi ya ben sana bir şey söyleyeceğim kimseye de soramıyorum yanlış anlarlar diye. Hani kocamız imam biz de namaz abdestliyiz ama dedi ben namazı ta çocukluktan beri kılıyorum dedi. Yaşım geldi 45-50. Ya arkadaş dedi kıl 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 bitmiyor dedi ya bu nasıl bir şey dedi ya. Hani bunu sürekli kılanlar ve aşkla şevkle kılanlar nasıl kılıyor dedi. Ben dedi tırnak içinde ya yoruldum dedi yani namaz kılmaktan hani yorulmaz ama ben yoruldum dedi. Kıl 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 bittiği biteceği yok her gün her gün her gün. Haklı mı? Nefsi ve şeytanı çok net bir şekilde onun dilinde ortaya gelmişti. Nefsi ve şeytan konuşuyordu bana, benimle o sırada. Kendilerince de haklıydılar. Ben ona dedim ki, abla dedim, sen nişanlı olduğun zamanları bir düşünür müsün? Nişanlın gelecek diye pencereden beklediğin, gözlediğin zamanlar. O geliyor, onunla oturuyorsunuz, bir müddet konuşuyorsunuz. Bir saat, 2 saat, ondan sonra o kalkıyor gidiyor. İşte çay içiyorsun, kahve içiyorsun falan, ikram ediyorsunuz. Ondan sonra kalkıyor gidiyor. O kalkıp gittikten sonra tekrar sen bir dahaki geliş gününü 15 gün, 20 gün sonra bekliyorsun böyle. Her bir günü çekiyorsun iple. O günleri hatırlar mısın? Hatırlıyor musun o günleri? Evet dedi. Peki dedim o buluşma anlarınızda sıkılıyor muydun dedim. Yoruluyor muydun? Zorlanıyor muydun? Yok dedi ya olur mu dedi. Onlar hatırladı ta 40 sene önceyi. Gözleri parladı. Çok güzel anlar onlar dedi. Sen Rabbinle buluşma olarak namazı anlarsan ne yorgunluğu, ne üzüntüsü, ne yorulması. Tam tersine sen aşkla, neşeyle, bak bana vakit geldi yine diyerek gidersin. Tembelliğimizin sebebi demek ki olayları nefsimize göre yorumlamamız. Nefsin gözüyle bakmamız. Kardeşler her şey bir anlıktır. Öyle söyleyelim. Birisi size telefon açıyor bakın. Bana çok olur. Hocam işte biz hoca olduğumuz için falanca öğrenci arkadaş grubuyla bir şey yaptık. Siz de konuşmacı olarak çağırıyoruz. Hemen nefis şeytan o çok yoğunsun falan hakikaten de yani Allah eksiltmesin. Yoğunluğumuz çok. Ama ben derim ki ben bunu reddedersem bu fırsat bana bir daha gelmeyecek. Ve öbür tarafta Rabbim bana soracak. Kulum ben sana böyle bir imkan vermiştim. O öğrenciler gelmişlerdi kendileri isteyerek. Sen niye o imkanı teptin? Belki oradan bir öğrenci bir şey duyacak. Hayatında yön verecekti. Hemen şey derim tamam bakalım. O bir anlık, bir 10 saniye içerisinde. Tamam da diyebilirsin, yok da diyebilirsin. Neyle yorumluyorsun sen onu? Nefsinle yorumlarsan yok dersin. Ama ruhunla, gönlünle bakarsan tamam dersin. Tamam bakayım nasılsa bir yol ayarlayalım dersin. Allah senin vaktini genişletir. Genişletir, genişletir, işini kolaylaştırır. O hem o iş yetişir hem başka işler yetişir. Bakın birisi size gelse bir hayır istese. Ya he de ya, tamam de ya. O anda tamam de ya, bir tamam de. Bak ondan sonra nefis ve şeytan nasıl ayrılıp gidiyor. Ondan sonra sen o parayı da bulursun, fazlasını da bulursun, fazlasının fazlasını da bulursun. O para sana fazla yerden de gelir. O hayır hizmetlerini sen vakitte bulursun, güçte bulursun. Ama tamam bir de tamam de yani. Bir tamam de.
Nefis, şeytan o anda sana yok dedirtir. Yok dedi mi tamam iş bitti zaten. Adam da ümidi keser, çeker, gider yani. Gördün mü tembellik sana ne yaptı? Ya senin önüne hemen şey getir. Ya buradan kalkacaksın. Ta işte bir gün oturuyorum evden. Burada var mı bizim bir tane kızımız vardı ya. Neredeydi ya? Üniversiteden mezun ettik öğrencimiz. Öğretmen telefon açtı. Hocam şeye geleceksin. Adıyaman'a. Adıyaman Çelik Han. Orası neresi kız? O, biz orada İmam Hatip öğrenciler topladık orada. Sohbet etmenizi istiyoruz. Lan Nevşehir'den Adıyaman'a gideceğim. Ya evet diyeceksin ya hayır diyeceksin. Bu kadar basit. Yol uzun. Arabam yok. Otobüs yok. Orada otel yok. Yok oğlu yok. Bunları düşünürsen yok dersin. Tamam dedik. Tamam. Olur. Ondan sonra bize yer ayarlamışlar. Araba geldi kendiliğinden. Bir arkadaş dedi hocam arabam da git dedi. Git dedi. Gittik. Çok da güzel oldu. Bakın arkadaşlar tembellikle tedavisini aslında konuşmuş oluyoruz. O anda hemen yapmak. Mesela ne? Gece teheccüde kalkmak. Zor bir şey mi? Yani gündüzleyin iyi yaşarsanız ki Allah geceleyin sizi teheccüde kabul eder. Ramazan'dasınız zaten. Evdesiniz. Dışarı çıkmıyorsunuz. Yaptığınız bir şey yok ki. Tamam. Evet. Tamam hadi. Gece teheccüde kalk. Nasıl kalk? Ya kalkamıyorum hocam. Niye kalkamıyorum? Sahura kalkmıyor musun? Kalkıyorsun. Abdest almak mı zor geliyor? İki rekat namaz kılmak mı? Yoksa gereksiz mi görüyorsun? Temel sebep o. Olmasa da olur. Cennette ben üst makamlarda olmasam da olur. Cennetin en alt bodrum katında olsam yeter. Çünkü teheccüd kıldığın zaman üst katlara gideceksin. Olmasa da olur hocam ben ne yapayım ya? Mı diyorsun? Veya hocalar böyle diyor ama teheccüd kılınca mı sanki cennete gidilecekmiş canım? Boş versene sen Allah bizi affeder cennete gideriz. Gördün mü? İçindeki düşünce ne? O iki rekatlık teheccüd namazını kılmana engel olan düşünce ne? İşte tembellik orada. Ya gerekli olduğunu düşünmüyorsun. Ya olmasa da olur diyorsun. Böyle de olur diyorsun. Yata yata cennetin en üst makamında peygamberimize komşu da olurum ben diyorsun. Niye? Çok mu öyle nazenin bir insansın ki her istediğini sana versinler? Peygamberimiz sahabesine bile secdeleri çoğaltarak bana yardımcı ol. Sen en üst dereceyi istedin ama böyle beş vakit namaz da olmaz diyen Peygamber Efendimiz değil mi? Sana gelince ne oluyor? Ha Adem kulumu dilek koyalım canım teheccüd kılmıyordu ama öyle mi diyecekler zannediyorsun? Tembellik böyle de olur zannetmekten kaynaklanır. Kardeşler, bakın 20 gün geçti. Son, bugün 20 orucu tuttuk, 21. sohbeti yaptık, 9 tane sohbet kaldı. Geçti vakit. Tövbe ettiniz mi? Ben size değil, kendi nefsime söylüyorum. Tövbe ettin mi? Adem Hoca, istiğfar ettin mi? Bu Ramazan çıkmadan Allah'a kendini affettirebildin mi? Yoksa yazıklar olsun dediklerinden mi oldun? Bu Ramazan tefekkür edebildin mi? Kur'an'la hemhal olabildin mi? Bir hatim yapabildin mi? Kur'an bilmiyorsan öğrenebildin mi? Allah zorunlu itikafa tabi tutuyor bizi. Zorunlu itikaf. Ey ümmet gözünüzü açın. Ramazan'ın son 10 gününde evinizden çıkmayın ya. Allah'ım ya Rabbim. Allahu Teala zorunlu itikaf. Sadece diyeceksin Allah'ım niyet ettim itikafa. Sünneti yapıyorsunuz. Dışarı çıkmayacaksınız. Kadınlar. Ne işiniz var sizin markette? Kocanızı oğlunuza gönderin. Ha zorunluysan git. Çalışıyorsan git. Bir şey demiyorum. Yanlış anlaşılmasın şimdi. Ya evindesin. İtikaftasın ya. İtikaf demek Peygamberimizin en büyük sünneti. Ramazan'ın son 10 gününde evinde dururdu. Ne yapacaksın? Telefonu bırakacaksın. Televizyonu kapatacaksın. Dini programların sonrasında milli programlar başlıyor. Ya kapat kardeş. Gözünüzü seveyim. Seni meşgul eden, zamanını çalan şeyleri bir bırak. Son 10 gün. Ölmeden önce sana Ramazan'ın son 10 günü verseler ne yapardım? Diyecekler ki öleceksin ama bayramın birinci günü öleceksin. Son 10 gününde bugün başladı. Ne yapardım? Vah, çok önce bir teşekkür ederdim. Ömrümün son 10 günü Ramazan'ın son 10 gününe geldiği için Allah'ım sana teşekkür ederim. Çünkü çok güzel bir 10 günü verdin bana. Hem de 10 gün önceden haber verdin bana.
Oh ne güzel. Allah'ım sana teşekkür ederim. Ondan sonra o 10 gün kendimizi affettirmek için çabalardık değil mi? Çabalardık değil mi kendimizi affettirmek için? Ramazan bitiyor. Yarın bir gün bitecek. Ben bu son gün size sonra tekrar soracağım. Affedilenler olduk mu olmadık mı? Affedilenlerden olduk mu olmadık mı? Ben ne bileyim Allah'ım? Allah bilir. Ama sen bir şey yaptın mı yapmadın mı? Evin tozlarını aldın mı 20 gündür? Bayrama hazırlık yapıyorsun, kalbinin tozlarını sildin mi? Güzel kardeşim, kalbinin tozlarını sildin mi? Estağfurullah dedin mi? La ilahe illallah Hocam dedin mi? 35 geçiyor. Allah korkuttun beni. Muhammed Emin. Tam böyle dalmışım, uçuşlardayım, tutuyorsun beni. Aa, iyi oluyorsun ama çok güzel oluyor. Allah razı olsun. Ha, benimki saatim 34, 35 olmayacak mıydı? Bir dakika hocam. Yerim seni Muhammed. Şimdi bir dakikamız var. Ama da doldu. Konuşuncaya, gülünceye kadar doldurduk ya Muhammed. Şimdi arkadaşlar yani mesela anlaşılır değil mi? Tembellik. Tembellik yaptığımız zamanlarda niye tembellik yaptığımızı düşünelim. Hemen hop diye kalkarım. Teheccüde de değil mi? Zıp diye kalkıver ya. Uyandığın zaman sabah namazında yaylanma yani. Zıp diye kalkıver. Birisi geldi Kur'an okuyalım dedi. Hemen al Kur'an-ı Kerim'i gel otur. Bir anlık zaten bir dakikada o bir 10 saniyede o kararı verdiysen verdin. Vermediysen tembel olursun. Ve Allahu Teala da tembellere kızıyor. Peygamberimiz de tembellikten Allah'a sığınıyor. İnanç probleminiz yok. Herkes inanıyor buradakiler. Ama tembellik problemimiz var. Bildiğimiz doğruları, güzelleri yapmak noktasında tembelleşiyoruz. Hepimiz öyleyiz. Tembellikten Allah'ımıza sığınalım. Tamam mı kardeşler? Bugünlük bu kadar.